I think I'm here to speak about football, not about this kind of things. I'm a football player and I want to speak about football. Ben bir futbolcuyum. Dolayısıyla sadece sağ içinde kalarak futbol hakkında konuşmak istiyorum açıkçası. I agree that the Trabzonspor Academy made a lot of good players. A big example is Yazici, Urcan, Abdülkadir. These are some players that they are young and there are more players now in, that they train with us and they have big future. As he said, in when I was in Asteras Tripolis, I did some mistakes like everybody did. The most important thing for me about the young kids is first of all to work hard. This is the most important thing to be success in football, but in the life, to be patient in the difficult moments, to have the willing and never give up in the football, because football changes very quick. Once you are in the bottom, you can be in the top and the opposite. I think this is some suggestions about my life, how I came here, because I over many difficulties in my life, but also I had many good moments. And I think the young guys here is in the one good road. They respect the football, and I hope in next years Trabzonspor will sell many young players because they have this capacity. Because all is many players here talented, and I like them a lot. Öncelikle güzel bir soru. Bununla başlamalıyım. Trabzonspor altyapısının aslında ne kadar iyi bir altyapısı olduğunu, ne kadar başarılı bir altyapı olduğunu Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür örneklerinden de zaten anlayabiliyorsunuz. Bu arkadaşlarımıza ek olarak da çok yetenekli, burada ileride önemli başarılar kazanabilecek genç arkadaşlarımız olduğunu da söylemem gerekir. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında Asteras Tripolis'te oynarken ben de herkesin yapabileceği o hataları yapmıştım. Bu arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza ve gelecekte futbola devam etmek isteyen bu arkadaşlarımıza benim önerilerim şunlar olabilir. Sıkı çalışmalar mutlaka. Zor zamanlarda sabırlı olmalılar. Çünkü kolay değildir futbolda devam edebilmek. Dolayısıyla futbolda hiçbir zaman pes edemezsiniz. Futbolda en iyi olduğunuz anın ertesinde kötü bir an yaşayabilirsiniz. Ya da bunun tam tersi de hemen meydana gelebilir. Ben de çok zorluklardan geçtim ama çok iyi anlar da yaşadım. Çok güzel anlar da yaşadım. Ve bu arkadaşlarımızın hepsinin doğru ve önemli ve iyi bir yolda olduklarını düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü Trabzonspor altyapısı bu şekilde devam ederse eğer önümüzdeki yıllarda da Avrupa'nın önemli kulüplerini çok önemli genç yeteneklerini satabileceğini ve buradan da gelir de edebileceğini düşünüyorum ben. Okay, the goals I used to shoot with both legs when I was young. I tried to do this because this is my power, I think. It's one very good weapon for me. To shoot with both legs, because also the defender, when they mark you, is confused. And I try to be much better in the next games. I will work more hard in training to improve more this skill for me. About culture, I think yes, we are very close. Also, yeah, the food, everything, the people. I see many things. We are the same. So for me. Didn't change a lot of things when I came here. I'm happy here. I enjoy the life here, and I hope in the future we will have more good moments. Gençken iki ayağımı da kullanarak iki ayağımla birlikte de şut çekmeyi hep denemiştim. Bunun üzerine çalışmalarımı sürdürmüştüm. Bunu da önemli bir silah olarak görüyorum açıkçası. Çünkü savunma oyuncuları sizi marke ederlerken nerede duracaklarını ya da hangi ayağınızı daha iyi marke etmeleri konusunda sıkıntıya düşebiliyorlar. Dolayısıyla bunu da önemli bir silah olarak kullanmaya çalışıyorum. Gollerle ilgili olarak bunları antrenmanda devam getireceğim kesinlikle. Bunun üzerine çalışmaya, daha iyiye gitmeye, daha iyi olmaya çalışacağım kesinlikle. Kültürle ilgili olarak da ben sizin de bahsettiğiniz gibi aslında iki ülkenin çok ortak bir kültürü olduğunu düşünüyorum. Çünkü benzer çok bir yanımız var. Özellikle yemek konusunda, sizin de bahsettiğiniz gibi yemek konusuna değinecek olursam ya, buraya geldiğim ilk andan itibaren zaten yemekler hep alışık olduğum tarzda. Benim bildiğim, hep yiye geldiğim yemekler burada. Dolayısıyla çok fazla bir değişim olmadı. Buradaki hayatımla ilgili olarak çok mutluyum aslında burada. Dolayısıyla burada hayatın tadını çıkarmaya ve buradaki o mutluluğu sürdürmeye çalışıyorum. Her günün tadını çıkarmaya çalışıyorum. Son soru. Last question. Everybody told me about this goal. Why you scored this goal and you killed us like this? But okay, as I said, if you play a game, you are 100% concentrated to your team, and you try to do the best for your team.
But as I said, if I didn't score this goal, maybe I never come here. So this is moments in the life, but like karma. Aslında sizin de bahsettiğiniz gibi geldiğim ilk andan itibaren herkesin bana sorduğu ilk soru bu oldu. Neden o golü bize attın, bizi öldürdün o golle birlikte dediler. Ama oynadığınız takımın, oynadığınız formaya ait olmaya ve en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Daha önce de aslında verdiğim röportajda da benzer şeyi söylemiştim. Eğer belki o golü atmasaydım bugün buraya gelemeyecektim, burada olamayacaktım. Dolayısıyla ben bunun hayatın belli bir karmasını, hayatın belli bir düzenin içinde olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.